Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Merhaba sevgili dinleyicilerim. Allah'ın selamı ve bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Bugün Celcelitiye beyitlerinin şerhlerine başlamadan önce bu mühim dua ve münacatın sırlarından ve nasıl bir öneme haiz olduğu konusunda bilgiler vermeye çalışacağım inşallah. Tabii ki bu bilgiler ileride de anlatacağım konular dinlendikçe daha rahat anlaşılmış olacaktır. Celcelitiye hakkında temel çok fazla yazılı kaynak olmamak ile birlikte bazı mühim alim zatların eserlerinden ve tasavvufi aktarımlarından faydalanmaktayız. Bunun böyle olmasının belki de ayrı bir hikmeti olabilir. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir. Burada önemli olan hangi dua veya münacat olursa olsun, gerçekten kalben, inanarak ve teslimiyet içerisinde Allah'a dua etmenin bir vesilesi olarak görmekte fayda var. Hiçbir şey kaybetmeyiz bununla. Çünkü yapılan işin başında Bismillah ile başlayıp hayırla başlanan, hayırla biten bir duadan kimseye zarar gelmez. Tam tersine fayda görür. İçerisindeki harflerin ses haline dönüşmesiyle birlikte oluşan tınılar ve titreşimler ruh yapımızda, beden yapımızda inandığımız ve istediklerimiz ölçüde açılacaktır inşallah. Mesele inanmak. Onu, bunu, şahsı ve söylenenleri eleştirerek bir yere varılmıyor. Bir de bu duanın bir özelliği ise her kişinin kendi ruh dünyasına göre açılmasıdır. Bu açılım herkesin kendisinde kalmalıdır. Kişisel deneyimler bir başka kişide aynı olacak anlama gelmez. Dedim ya, herkes de farklı farklı boyutlar gösterir. İnsan susuz kalınca nasıl su isterse, ilahi aşka nail olmak ve onda yok olmak için de bu vasıtalar birer kapı, birer miraçtır. Ve miracın en güzeli kulun önce namazına dikkat etmesi ve Kur'an-ı Hakim'i kendine hayat rehber edinmesi ve bu işin mihmandarı olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kendine sevgili edinmelidir, öğretmen edinmelidir, onu canından âlâ sevmelidir. Çünkü Celcelitiye'nin Kur'an'ın bir nevi ledünni şifresi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu işin öğretmenidir. Ama şunu asla unutmamalı, bu işin tek kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Nasıl bir üniversite var ise, o üniversitenin fakülteleri var ise, Celcelitiye de, Cevşenül Kebir de bu işin ilmi ledün boyutlar fakültesidir. Şunu asla dememeliyiz. Okuyorum, okuyorum ama hiçbir şey olmuyor. Aslında olan oluyor ama uykudan uyanmadığımız için olanı göremiyoruz ve bunu ancak uyanınca göreceğiz. Celcelitiye ile ilgili beyitlerin şerhlerinde bir başlangıç olarak başladığımız bu ders uzun soluklu olacak inşallah. Ama mümkün mertebe kısa tutmaya çalışacağım. Belki bazen konuları ileri ve geri dönüşlü yapabilirim. Bu noktada gerçekten anlatılacak o kadar şey var ki bazen bir konu anlatılırken diğer bir konuya geçilebilir. Bilinçli veya fark edilmeden farklı konulardan bahsedilebilir. O yüzden tekrar tekrar dinlemenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Şahsım olarak Celcelitiye'nin mübarek bir dua olduğuna gönülden ve kalben inanıyorum. Ve gerçekten bu duayı ancak okuyup yaşayanlar bilebilir. Ve o yüzden bu konuda ön yargısız ve Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak İşin içinde ismi azamın bulunduğu bir kasem duasını okurken bu açıdan bakmalıyız. Yanlışlarımız olabilir. Bunları sizlerin de uyarıları ile düzeltmeye, doğrusunu anlatmaya çalışacağım inşallah. Ama dedim ya,
en doğrusunu Rabbim bilir ve ancak onun yardımı, inayeti ve izniyle ne kadar izin verirse o kadar anlatabilirim. Bu derse başlamadan önce hata ve kusurlarımdan Allah'a sığınır ve ondan affımı diler ve dilenirim. Sizlerden de şimdiden sürçülisan ve hatalarımdan dolayı özür dilerim. Yorumlarınızda sorular sorulabilir. Sorularınıza bildiğim kadarıyla cevaplar verebilirim. Bazen de bazı soruları cevapsız bırakırsam öyle olmasında hayır zannı içerisinde olmanızı sizden istirham ediyorum. Evet sevgili dostlarım, Celalüddin'e duası aynı zamanda ruhumuzun bir işletim sistemi gibi çalışmalıdır. Bu sonsuzluk yolcularının duası. Bu çalışmanın bereketiyle bir takım sırlar ve deliller ortaya çıkmaktadır. Alimler bu duayı öğrenip de kadir kıymetini bilmeyenlere tekrar tekrar yazıklar olsun derler. Cevşenül Kebir nasıl ki bir korunma kalkanı ise, Celalüddin'e de ilim ve şifa kanalıdır. Onu diğer çalışmalardan ayıran en önemli temel fark, tasavvuf ve kadim bilgeliği kaynaklı yapan Ehl-i Beyt'in yolunu ve bilgeliğini taşımasıdır ve takip etmesidir. Ashab-ı Sufa'nın yoludur. Celalüddin'e sadece şifa değil, aynı zamanda ilim, özgünlük ve yetkinlik yoludur. Bu mana Hz. Muhammed Aleyhisselam'a Cebrail vesilesiyle inmiştir ve belli sırlara binaen Hz. Adem'in Aleyhisselam'ın lisanı üzere nazmedilmiştir. İmam-ı Buni, İmam-ı Gazeli, Said Nursi Bediüzzaman, Ahmedi Gümüşhanevi Hazretleri, Cafer-i Sadık, Muhammed el-Bakır, Zeynel Abidin gibi birçok alim, Celalüddin'in birçok boyutları açtığını, derin ilimlerin ve etki alanlarının olduğunu anlatmış ve bu sırlı dua ile ilgili eserler yazmışlardır. Sırlara vakıf olan bu alimlerin ittifak ettikleri üzere, bu duanın içinde Allah'ın en büyük ismi, ismi azamının bulunduğu muhakkaktır. Celalüddin'e dünya ve ahirette faydalı olacak cennet hazinesi olan bilinç, bilgelik ve şifanın kanalıdır. Ahmet el-Buni, Şemsül Marifül Kübra ve İmam-ı Gazali'nin Behçetü Seniyye isimli eserinde şöyle anlatılır. Cebrail aleyhisselam bir gün Efendimiz aleyhisselamın yanına gelir. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbin sana selam ediyor ve selamında en ikramlısını sana tahsis ediyor. İşte bu hediyeyi sana ihsan buyurdu demiştir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey kardeşim Cebrail, bu hediye nedir diye sorar. Cebrail aleyhisselam da bu hediye içinde ismi azam ile kasem-i cami bulunan büyük duadır der. Peygamber Efendimiz aleyhisselam, ey kardeşim Cebrail, bu ismi azam ve dua nereden oldu? Bu duanın adı nedir diye sorar. Cebrail ise şöyle cevap verir. Ya Muhammed, bu duanın adı Celalüddin'e duasıdır. Kasem-i camidir, ismi azamdır. Bu ismi azam ile kasem-i camidir ki, arş-ı âlânın kenarına yazılmıştır. Bu yazı olmasaydı Allah'ın arşını taşıyan melekler, bu arşı omuzlarında kaldıramazlardı. Güneşin kalbine yazılmıştır. Bu yazı olmasaydı güneşin ziyası ve nuru olmazdı. Ayın kalbine yazılmıştır. Bu yazı olmasaydı ayın ışığı olmazdı. Cebrail aleyhisselamın kanadına yazıldıdır. Yazılmış olmasaydı Cebrail aleyhisselam yeryüzüne inemez, gökyüzüne çıkamazdı. Bu isim Mikail aleyhisselamın başına yazıldır.
Eğer yazılı olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi. İsrafil aleyhisselamın alnına yazıldır. Eğer yazılmasaydı sura üfürmezdi. Bu isim ölüm meleği olan Azrail aleyhisselamın eline yazılmıştır. Şayet bu yazı olmasaydı mahlukatın canlarını alamazdı. Bu isim 7 kat göklerde de yazıldır. Yazılmasaydı yükselemezdi. Bu isim 7 kat yerde de yazıldır. Eğer bu yazı olmasaydı 7 kat yer olduğu gibi sabit olamazdı. İşte bu isimi Hazreti Adem aleyhisselam okumuştur. Ey kişi! Bu duanın ve ismi azamın yoluna bağlanıyorsun. Zira sana büyük bereket veriliyor ve sana perde arkasındaki sırlar açılıyor. Ve sen celcilitiye yoluna bağlanıyorsun. Sırlar, deliller keşfediliyor. Sen insanlardan ve ruhanilerden seni görenlerin yanında hürmet gören itibarlı biri olursun. Sen bütün yaratıkların kalpleri sana doğru muhabbet ve sevgiyle çevrilen biri olursun. Sen konuşması geçerli, sözü dinlenen kişi olursun. Yeryüzünde maddi ve manevi hazinelerin kapıları sana açılır. Sen hak ve hakikat elinden olursun. Sana karşı hain ve kem gözlerle bakanların gözleri kör olur. Eğer sen bu dua ile demire yemin edersen demir yumuşar. Zor işe karşı yemin edersen Allah'ın izniyle o kolaylaşır. Gizli bir işe yemin edersen o zahir olarak ortaya çıkar. Eğer bu dua ile denize yemin edersen deniz dönüşür. Dağa yemin edersen dağ paramparça olarak dağılır. Suya karşı yemin edersen, dua edersen su donar. Ateşe dua edersen ateş söner. Sen bu duayı cinlere karşı okursan cinler kaçışır. Şeytana karşı okursan şeytan yanar, yıkılır. Güçlü, kuvvetli, şirret kimseye karşı dua edersen, kurşunun erimesi gibi duanın karşısında o da erir gider. Eğer sen bu duayı bir hastaya okursan, Allah Celle Celaluhu onun hastalığına şifa verir. Eğer bu duayı hapisteki kimse için okursan, Allah'ın izniyle onun hapisten kurtulmasını kolaylaştırır. Tabii ki bu konuda gerçekten haksız yere hapiste bulunuyorsa, zor bir şeye karşı okursan Allah-u Teala o işi kolaylaştırır. Burada önemli olan şudur kardeşlerim. Duada niyet çok önemli. Kötü bir niyetle okursan o sana döner. O yüzden bu dua mübarek bir duadır. Dedim ya, Allah'ın ismi azamının geçtiği bir duadır. İsmi azam noktasında bir takım açılımlar oluşmaya başladığında ve sen bu duayı nefsine uyup kötü işler için okumaya kalkarsan işte o zaman sana ters döner. Sadece kendini bir takım kötülüklerden ve etrafındakileri korumak için o niyetlerle hastalığı olan bir kişiye yine hastalığına şifa olması niyetiyle niyetimiz halis ve hayır olsun ki akıbetimiz de hayır olsun. Şifa da koruma da hepsi Allah'tandır. Bu duayı azgın zorbalara okursan alçalır ve zillet gösterir. Vahşi hayvanlara karşı okursan arka çevirip kaçar. Mütecaviz bir kavime karşı okursan kaçarlar. Düşman ordusuna karşı okursan bozguna uğrayıp dağılırlar. Eğer bu duayı yaralayan silaha kesip doğrayan kılıca, yükselen mızrağa karşı okursan Allah'ın izniyle artık bu silahlar ne yara yapabilir ne de kesip doğrayabilirler. Tabi bunu kalkıp daha olmadan, hamken, bir takım şeyleri yaşamadan yapmaya kalkarsan adetullah'tandır, Allah'ın ilahi kanundur. Yani bıçak beni kesmez dersen orada da yanılırsın. Sebepler dairesinde de sebeplere riayet edip o şekilde hareket etmek gerekir. Bunu gerçekten samimi olarak yaparsan Allah sana karşı gelen tehlikeli bir şeyi, bu ne olursa olsun, alır çevirir, karşıdakinin kendisine gönderir. O yüzden samimi olmak gerekiyor. Çünkü samimiyeti ancak Allah bilir. Eğer bu duayı, faziletlerini ve faydalarını bilirsen, Allah'ın izniyle
bu duadan azami ölçüde faydalanmış olursun. Her şeyden önce kurtuluşuna, ebedi hayatının kurtuluşuna vesile olması için, Allah'a yakınlaşma bir vesilesi olması için okumalısın. Bu mübarek duayı günah bir iş için kullanmaktan veya sana günah kazandıracak bir insanın aleyhine kullanmaktan şiddetle sakının diyor alimler. En iyisini yüce ve münezzeh olan Allah bilir. Şunu da iyi bilmelisin ki diyor İmam Nureddin el-İsfahani radıyallahu anh. Ey bu büyük duaya ve Kasem-i Camii'ye malik olan kişi, sen bu duayı birine kötülük etmek için haram olan şeylerden muhafaza edersen, Allah da seni afetlerden, belalardan muhafaza eder. Bu duayı ehli olmayanlardan korursan, ehli olmayanlara öğretmezsen, Yüce Allah da seni korur. Eğer sen bu duayı şartlarına uygun olarak kullanmaya kadirsen, ne âlâ, onu şartlarına uygun olarak kullanabilirsin. Şartlarına uygun olarak kullanmaya muktedir değilsen, bu duayı kullanamazsın, ne yaparsan yap. Sakınmakta, bereketinden faydalanmakta, yazarak taşımakta ve bu duayı vesile yapmakta ilk şer sana yeter diyor. Evet, buradaki ilk maddeler sana yeter diyor. Eğer bu duayı kötüye kullanır da sana bir zarar gelirse, o zaman kusuru kendinde ararsın. Bu yazılanları diyor, anlarsan doğru olanı bulursun. Tevfik ve hidayet ancak Allah'tandır. O bana kafi ve ne güzel vekildir. Elhamdülillah. Evet kardeşlerim, Celcülütiye ismi nereden gelmiştir? Bu dua ve ilim hangi kanalın bilgisidir ve nereden gelir? Celcülütiye kadim Süryanice bir isimdir. Arapçada El-Bedü esmasına bakıyor. El-Bedü eşsiz, benzersiz bir şekilde örnek edinmeksizin oluşan bir duadır. Güzellik ve bütünlük, yani tevhid manalarını içerir, birliği içerir. Muhiddin Arabi, Akl-ı Evvel'in ve Hakikati yazan kalemin El-Bedü esması olduğunu söyler. Hakikat ve kainat hakkında sırlı bilgi ve deneyimlerin yolculuğu yine Celcülütiye'dir. Celcülütiye'nin kökleri sadece Peygamber Aleyhisselam dönemi ile sınırlı değildir. Daha öncesi var der alimler ve tasavvuftan gelen bilgiler. Kısmi bilgileri, babları belli dönemlerde ihtiyaca binaen o dönemlerde açılmış, tamamı ise Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam vesilesiyle inmiştir. İlmin kapısı olan İmam-ı Ali ile de ledünni bilgileri bize açıklanmıştır. Bu ilim ve sırlı dua hazine, deneyim ve şifa kaynaklı olup ismi azamı içinde barındırmaktadır. Peki bu sırlı duanın özetle topladığı bilgiler nelerdir ve bize bu bilgiler nasıl açılmaktadır? Celcülütiye'nin son babı şudur. Bu Hazreti Muhammed'in Aleyhisselam'ın amcasının oğlu olan Hazreti Ali'nin makalesidir. Yaratıklarla ilgili bütün bilgi sırları ve gizli bilgiler onda toplanmıştır. Bu Celcülütiye'nin 122. babında veya diğer Cevşen-i Kebir'deki, Büyük Cevşen'deki 102. babında bulunur. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın olmuş ve olacak olayları Celcülütiye bablarında ebced ve cifir ilmiyle sırlamıştır. Celcülütiye'nin büyük kısmı Arapça olarak nazmedilmiştir. Ancak ebced ve cifir hesaplarının denkleşmesi ve dahi bazı bilgilerin gizli kalması, yine ancak ehlinin bilmesi için bazı kısımlarını Arapçanın kardeş dillerinden, ki Hz. Adem Aleyhisselam ve Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın dilleri olan kadim Süryanice, yani İbranice olarak yazılmıştır. Ayrıca bu dillerin seslerinin tını ve kelime yapılarının DNA'mızdaki bilgiler üzerinde çok olumlu etkileri vardır. Malum Hazreti Adem'den Aleyhisselam'dan bu yana bilgiler ses olarak DNA'mızda kodludur. Ve siz o titreşime uygun olan sesleri duyduğunuz
ve onunla temrinler yaptığınızda köklerinizle ilgili bilgiye ve deneyime sezgisel veya saf görü olarak ulaşabilirsiniz. Cercelütiye'deki bablar, sesler, bilgi ve şifadır. Birçok İslam alimi Cercelütiye ile ilgili çalışmalarda bulunmuş ve bununla ilgili mühim ehli keşif zatlar gerek kendi yaşamları, gerekse istikballe ilgili olaylar hakkında net isabetli öngörülerde ve okumalarda bulunmuşlardır. Cercelütiye'nin kaynağı vahiy olduğu için canlı ve sırlı bir kanaldır. Buna bazı alimler katılmayabilir. Ama biz burada İmam-ı Gazali gibi, Muhyiddin İbn Arabi gibi, Elbuni gibi, Üstad Bediüzzaman Said Nursi gibi alimlerin bilgilerine istinaden bunu söylüyoruz ve öyle inanıyorum. Buna inanmak ve inanmamak da herhangi bir günah, mevzu, bahis değildir. Önemli olan duanın içeriği. Duanın içeriğinde haddi zatında, yani hayır olmayan bir şey var mı, ona bakmak gerekir. Kur'an'a, sünnete, İslam'a aykırı olan bir şey var mı, ona bakmak gerekir. Evet, Cercelütiye'nin kaynağı vahiy olduğu için canlı ve sırlı bir kanaldır. Birey noktasında da kişinin direkt kendisiyle ilgili bilgiler vardır. Ancak bu Cercelütiye'nin alanına girilince fark edilir. Yani senin Cercelütiye'yi okumaya başlaman, onun anlamını bilerek okuman ve tamamen bu konuda samimi olmanla ilgilidir ve sana has olarak açılmaya başlar. Bu sizinle ve esmalarınızın aktivasyonu ile ilgilidir. Yani her insanın üzerinde bütün Allah'ın esmaları tecelli eder. Fakat bazı esmalar vardır ki bunlar galip esma diyoruz. Her insanın galip esması farklı olabilir. Bunlar ebcedi olarak isimlerinize göre hesaplanabiliyor, çıkarılabiliyor. İstisnasız kimin yaşamına Cercelütiye girmişse o kişi de has esmalar aktive olmuş ve kişi kendi istidadı noktasında bunu en doruk noktada yaşamıştır. Hani ilim şehri deriz ya, işte bu Cercelütiye'dir. Ehli beyt, ashab-ı suffa Cercelütiye'dir. Kur'an-ı Kerim bir üniversite ise onun ledünni ilim fakültesi Cercelütiye'dir. Fatiha'nın açılımıdır. Alimler bu duayı öğrenip de kadir kıymeti bilmeyenlere tekrar tekrar yazıklar olsun derler. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Evet, Yunus Emre'nin bu sözü aslında bunu da anlatıyor. Ve en nihayetinde bu ilmin neticesi, insan projesi noktasında özgürlük, yani hakikat-ı Muhammediye bilincinin doğuşudur. Din, dil, ırk vesaire tüm ayrımların aşkınlığında Hazreti insan olma bilgeliği ve sanatıdır Cercelütiye. Evet, insan temiz fıtrat üzere, İslam fıtratı üzerine doğar ve sonradan değişir bu fıtrat. İşte o yüzden aslına dönmektir. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, biri arıyor, biri biliyor, biri görüyor, biri çağırıyorum. İlk odur, son odur, dışarı odur, içeri odur. Yahu ve ya menhu, bundan gayri bir şey bilmem ben der. Tabii bu çok üst düzey. Ancak ulaşılması lazım gelen bir bilinç bu. Allah hepimize nasip etsin inşallah. Bu noktaya ulaşıncaya kadar pek çok deneyimin ve simyanın dönüşümünü, pratik bilgileri ve kanallığını bizzat Cercelütiye'nin kendisi üstlenir. Bu konuda biz sadece aracıyız, fazlası değil. O yüzden bugün inşallah dersimize burada ara veriyoruz. Dersimi çok da uzun tutmak istemiyorum. Yarım saat veya 25 dakika gibi bir zaman ayırıyorum. İnşallah devamına bir sonraki dersimizde, inşallah Allah nasip ederse, devam edeceğiz. Sizleri Allah'a emanet ediyor.
Allah'ın selamı ve bereketi hepinizin üzerine olsun güzel kardeşlerim.